Arkadaşlar merhabalar. Eli günde. Teğit geometri kampında. Yani şu kitabın kampında. Geldi 47. günün ikinci dersine. Silindir konusuna devam ediyoruz. Hatta bu dersimizle birlikte silindiri bitireceğiz. Hatta bugünün de son dersindeyiz. Bugün de bitirmiş olacağız. Bu dersimizle birlikte. Evet. Kitabımızda sayfa numarası 263'ü ve 264'ü işleyeceğiz. Nelerden bahsedeceğiz? Dün yani ilk dersimizdeki şu su eğmeli sorunun notundan başlayacağız ilk etapta. Sonrasında da karınca soruları ya da yüzey sorularından devam edeceğiz. E o zaman hazırsak hadi bakalım derse. Başlayalım. Şöyle bir notla başlayacağız. Notumuz da şu. Hatta ilk dersimizin son sorusunu da düşünebilirsin. Hatta oraya da dönüş yapacağım ben şimdi. Şu şekilde ilk başta silindir içerisinde su olduğunda böyle dikey zemine dikey bir şekilde koyduğunda suyun yüksekliği h'sa. Ben bunu böyle eğdiğim zaman burası h1 burası h2 oluyor ya h neye eşit oluyormuş? h1 artı h2 bölü eşit oluyormuş. Yani bunu bilmeye gerek var mı? Aslında bunu bilmeden de biz soruları yapabiliyoruz. Ki dünkü dersimizde de yapmıştık. Ama kolay da bir formül. Aklınızda kaldıysa bu şekilde de yapabilirsiniz ama formüle bağımlı kalmanızı da tavsiye etmiyorum. Mesela dünkü soruyu biz şu şekilde yapmıştık. Dünkü dediğim bir önceki dersteki soruyu e, su dökül, yani en uçta olursa ol, olur demiştik burası. E, yani x'in en küçük değeri şu en uca kadar geldiği zaman olur demiştik. O zaman burası kaç? Hocam burası 15. Bak dikkat et. Burası 15. Burası x ya. O zaman 15 artı x bölü 2 eski yüksekliğine eşit olacak. 11 eşit olacak. 15 artı x eşittir 22 olacak. X'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Evet biz mantıken çözdük bundan önceki dersimizde bu soruyu. A bu şekilde formülle de çözülebiliyor bu. Aklınızda bulunsun. Ya yani şöyle bir formül. Ya bu niye böyle oluyor hocam? E ispatı ya biz yine ispat tekniğini gösterirken eski tekniğimizi göstereceğiz zaten. Hemen şöyle bir ne yapıyoruz? Tam bir silindir yapıyoruz. Şuradaki eğilmiş kısma ait. Şöyle işte tam bir silindir yaptık daha sonra. Dikkat et hala burası H1 hala burası H2. Bu yan konumdayken böyle. E burada üstteki bardağı düşünecek olursan şuradaki suyu düşünecek olursan yarısı dolu yarısı boş şeklinde burada. E ben bunu böyle tam böyle dikey konuma getirecek olursam dikey konuma getirecek olursam da hop bu böyle olmuyor mu arkadaşım? Oluyor. Yarısı dolu yarısı boş olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşit oluyor. Dikkat et tamamı H2. Buraya ne kaldı o zaman? H2 eksi H1 kaldı. E o zaman burası da iki eşit parçaya böldüğü için H2 eksi H1 bölü 2'ye mi eşit oldu burası? Evet. Çünkü tamamı H2. E burası H1. H2 eksi H1 yaptı. E o zaman burada ki suyun yüksekliği önceden haş değil miydi? Evet. Suyun yüksekliği burada haştı. E, haşa bak bakalım şimdi. Haş şu ikisinin toplamına eşit oldu. Haş 1 ile şunun toplamı oldu. E o zaman haş 1 artı haş 2 eksi haş 1 bölü 2'den dolayı haşı da ne buluruz? Haş 1 artı haş 2 bölü 2 olarak bulabiliriz. Yani formülü kendimizde yapabiliyoruz ki bu teknik sayesinde biz zaten bu formülü çıkarttık burada. Yani formülü değil de kendin yine uğraşarak sonuca bu şekilde gidersen daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hiç formülü formülü düşünme bence. Ama bazı arkadaşlar formülcü olduğu için bu formülü de vermek istedim. Evet hemen sorusuna bakalım. Ormancı Hasan. Evet bir Hasan arkadaşım var. Köyden arkadaşım. Sadıcım olur kendisi. Ona da ormancı deriz. E buraya da ismini yazmak istedim. Ormancı Hasan. Lakabı ormancı. Telefonumda da ormancı diye kayıtlı bu arada. Yüksekliği 40 cm olan silindir şeklindeki bir odun parçasını hacimler oranı 3 bölü 5 olacak biçimde testereyle düzlemsel bir kesim yaparak iki parçaya ayırıyor. Evet hacimler oranı 3 bölü 5 olacakmış. Yani Şuradaki hacim 3V iken şöyle göstereyim. Yani şunu şöyle yukarıdaki parça 3V iken aşağıdaki parça 5V. Büyük parça 5V olacak şekilde iki parçaya ayırmışım. Hasan parçalardan büyük olan odun parçasında yeni oluşan yüzeyin zemin olan uzaklığını en fazla 35 olarak ölçüyor. Arkadaş yeni oluşan yüzey burası değil mi? Evet bu yüzeyin zemin olan uzaklığı en fazla diyor 35. Yani bir buradaki uzaklık bir de buradaki. Burası en kısa uzaklığı yapıyor burası da en fazla uzaklığı yapıyor. Bu da kaç olarak verilmiş bize? 35 olarak verilmiş. Evet. Burası 35 diye yazalım bakalım şöyle. Biraz sonra çözümde karışacak. Şöyle 35 diye göstereyim ben bunu. ölçtüğüne göre yeni oluşan yüzeyin zemini olan uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor bize. İşte burası soruluyor bize. Şuradaki uzunluk. Peki yüksekliği kaç santimetreydi? 40 santimetre değil miydi? Aynen öyle. Şimdi o zaman şurada hamlelerimizi yapalım. Hocam burası 35. Yükseklik 40 olduğu için burası 5. O zaman burası da ben x dersem burası da kaç oluyor? 35 eksi x mi oluyor? Aynen. Yok. 40 eksi x mi oluyor? Aynen öyle. Hemen oraya bir 40 eksi x yazalım o zaman. Şimdi işlemimize devam edeceğiz. Biz bu şekilde böyle bu sefer bak su eğme sorusu değil. Eğik bir şekilde kesme şeklinde göstermişim. Her zaman sulu sorularla karşılaşmayabiliriz. Bu şekilde bir odun da kesip, kesip de o tür sorularla da karşılaşabiliriz. Peki böyle eğik böyle şeylerde ne yapıyoruz? Hemen silindir yapıyoruz. Hemen silindir yapıyoruz şurayı. Şurada şöyle bir silindir yaptım. Tabii eğiğe ait bir silindir yapıyorum. Bunu böyle yaptıktan sonra güzel bir şeyler geliyor mu karşıma? Geliyor. Şurası kaç? 5. Ondan sonra buraya ne kaldı? 35 eksi x kaldı o zaman buraya da. E sonrasında burada ben şunu söyleyebilirim. Buradaki silindire bakacak olursak silindirin burası yarısı burası da diğer yarısı değil mi? Evet. E tek diye öğrendik ispatlarla gösterdiğimiz için. Buradaki şeyi anladık zaten. Burada yarısı dolu yarısı boş mantığı gibi düşün. Ve bu yarısı bu da diğer yarısı oluyor. O zaman ben şunu da söyleyebilirim. Hocam burada silindirde hacimler. Hacimlerle ilgili oran var burada. 5 bölü 3 oran var ya. O zaman buradaki hacimleri tek tek yazmaya çalışayım ben şimdi. O zaman 5'teki hacime 5v dersem 35 eksi x'teki hacim 35 eksi x'in v katı. Burası da x'in v katı olur mu? Olur. A burada şurayı iki eş parçaya böleceğim ya 35 eksi x'i iki eş parçaya bölmek sıkıntı olacak. Yükseklerin iki katıyla doğru orantılı olacak şekilde hacimleri yazayım oraya. Yani ben o zaman buraya ne diyeceğim? Arkadaşım şuraya ben bir, 10 v dersem yüksekliğin iki katı burası da ne oluyor? 35 eksi x'in iki katı olacak. Yani 70 2 x olacak. Hatta yarı yarıya bölecek olursam burası da 35 eksi x'in v katı katı. Burası da 35 eksi x'in v katı oldu. Burası da 2x v katı oldu. Değil mi? Çünkü diye yüksekliğin 2 katının v katını alacağım burada. E şimdi bana şu yorum yapılmıştı. Hocam şuradaki hacimle şu yukarıdaki hacimle ilgili bir yorum yapılmıştı. Bu hacimlerdeki oran ne verilmişti? 3 bölü 5 verilmişti. Hemen 3 bölü 5'i orada oranlayalım. Şimdi yukarıdakine bakalım. 10v artı 35 eksi xv 10v artı 35v eksi xv yapıyor değil mi? Çünkü burada 35 eksi x'in v katı ne yapıyor? 35v eksi xv yapıyor. Tamam yukarıdaki parça yaptı o. Bölü. Aşağıdaki parçaya oranladığım zaman aşağıdaki parça ne? Hocam burası 2xv. x Burası da 35-xv yapıyor. 35v-xv artı 2xv yaptı. İşte buradaki oranlan neymiş? 3 bölü 5'miş. E buradaki 3 bölü 5'i kullanacağım. Hatta yukarıda ben direkt şu v parantezini alabilirim. V'lerden kurtulabilirim. V parantezini aldığım zaman v'ler gitti. O zaman burası kaç yaptı? Hocam 45-x yaptı. Aşağısı ne yaptı? Hocam aşağısı da 31 5 artı x yaptı eşittir 3 bölü 5miş. İşleme devam edelim. İşler dişler yapalım. O zaman buradan 5 kere 5 25 225 eksi 5 x yaptı burası. 3 kere 5 15 9 105 yaptı burası da artı 3 x yaptı. O zaman 8 x eşittir. 225'ten 105 çıkarttığım zaman 120 kalıyor galiba. Evet x de böylelikle 120 bölü 8'e eşit olur. 120 bölü 8 de kaç yapıyor? 15 mi yapıyor? Evet. Böylelikle x'i 15 bulduk. Yeni oluşan yüzeyde zaten bizden x deniliyordu. Yeni oluşan yüzeyin zemine en kısa uzaklığı isteniyor. O da x'ti. Cevabı da böylelikle ne bulduk? 15 olarak bulduk. Evet burada önemli olan silindirde bak çok kullanıyoruz. Hatta bütün prizmalarda aynı şey geçerli. Yükseklerle hacimler yani tabanları aynıysa tabi burada. yükseklerle hacimler doğru orantılı. Buradaki yaptığımız işin esprisinde şu 5'teki 5 ve yazmadık da sadece yüksekliğin 2 katı olarak yazdık. 10 ve 35 eksi x'teki 35 eksi x'in 2 katı. X'teki de 2x yani x'in 2 katının v katı şeklinde yazdık. Ve sonra da şuradaki 3 bölü 5 da kullandık. Güzel bir soru, hoş bir soru. Ama böyle eğik bir şekilde kesildiği zaman o eğik kesilmişi Ne yapıyorsun? Şöyle bir silindir yapmak anahtar kelime oluyor burada. Burada lütfen buna dikkat et. Tamam. Evet, böylelikle 14. Soruyu 15 bulduk geldik 15. Soruya. 15. Soruda da silindir şeklindeki tahta parçasının taban yarıçapı yüksekliğinin iki katıdır. Hmm. Yüksekliğinin taban yarıçapı yüksekliğinin iki katıdır. Taban yarıçapı yüksekliğin katı. Yani ben buraya x dersem burası ne oluyor? Taban yarıçapı 2x şeklinde oluyor. Bize bunu söylemiş. Evet, bu tahta parçasının içinden taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir silindir çıkarıldığında. Bir silindir çıkartıyorum ama yüksekliğine eşit olan bir silindir, değil mi? Bir dakika. Taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir silindir çıkarıldığında oluşan şeklin görünümü verilmiş. Evet, buradan bir x'lik. Yüksekliğin de ben ne olduğunu biliyorum zaten. x olduğunu biliyorum. Bu parçayı çıkartmışım. Parça çıkartma sorusuna dönüştü soru. Parça çıkartma sorusunda yüzey alanı isteniliyor bizden şimdi arkadaşlar parça çıkartma sorularında size güzel bir şekilde anlattığımı, öğrettiğimi düşünüyorum. Parça çıkartma sorularında ne yapıyorduk? Evet, hacim sorulursa büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartıyorduk. Ama parça çıkartma sorularında bir de ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan sorulursa ne yapıyorduk? Alan sorulduğunda da ilk önce yeni alan ne yapacağız? Yeni alan eski alandan eski alana eklenen parçaları ekliyoruz. Çıkarılan parçaları çıkarıyoruz. O şekilde düşünüyorduk. Ama şimdi bana 27 verilmiş. 27'yi de kullanmam lazım benim. Son durumda oluşan şeklin hacmi ilk durumdaki tahta parçasının hacminden 27 birim küp eksiktir. Hmm. Şimdi bu bunun hacmi bunun hacminden 27 pi birim küp eksik diyorsa e, çıkarılan parça bu ya aslında bunun hacmi 27 birim küp demek istiyor bize. E o zaman bunun hacmi 27 pi ise bunun yarı çapı x yüksekliği de x ya pi x kare taban alanı çarpı yükseklik direkt 27 pi eşit olacak x küp 27 ise x'i buradan kaç bulduk o zaman hocam x 3 çıktı. Yani yarıçap 3, yükseklik 3, büyüğün yarıçapı da kaç oldu? 2x olduğu için 6 oldu. Son durumda bu tahta parçasının yüzey alanı nedir diye soruluyor. O zaman ne yapıyoruz? İlk önce ilk alanı yazıyoruz. İlk alanı yazıyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. İlk alanımız nedir? Hocam ilk alanımız burası 6, burası da kaç? 3 olan bir silindirin alanı. Taban alanları pi r kare. Ondan sonra 2 tane pi r kare var tabi burada. Taban alanlarından 2 tane var. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi 2 pi çarpı yükseklik. Evet ilk alanı yazdım. İlk alandan eksilen alanları çıkartıyorum. Eklenen alanları da ekliyorum. Ama nötrleyenler var mı diye de bakıyorum. Mesela şu parça çıktı. Alt tarafta da çıktı. Nötrleyen yok arkadaşım. Nötrleyen olmadığı için eklenen alanları ekleyeceğim. Çıkarılan alanları çıkartacağım. Çıkan alan neresi? Hocam buradaki alan ve alttaki alan ne yaptı? Çıktı. O zaman iki tane pi r kare. Yarı çapı 3 olan bir daire çıktı. Ama iki tane olduğu için pi r kareden iki tane çıkarttım. Art eklenen yüzey var mı eskiden şuradaki içerideki şu silindirin yanal alanı yoktu şimdi ben bunu içini oydum orada ekstradan bir yanal alan oluştu hatta şu silindirin yanal alanı oluştu onu da ekleyeceğim yani 2πr taban çevresi çarpı yükseklik eklenmiş oldu çünkü yanal alan neydi şuradaki silindirin yanal alanı yani şu silindirin yanal alanı taban çevresi yarıçapı 3 ya taban çevresi 2πr çarpı yükseklik şeklinde bulunuyordu evet işte cevabımız bu olacak dostlar. Hadi bakalım 36 72 pi yaptı burası. Eksi burası 36 artı 36 pi yaptı pardon. Eksi 18 pi yaptı burası. Artı burası da 18 pi yaptı. Hmm şunlar gitti. O zaman ne yaptı cevap? 108 pi yaptı. Bak ilk baştaki alanı hesapladık ya. O 108 pi idi. Dikkat dikkat. İlk dakika alanı 108 pi Şuradan hesaplamıştık zaten bunu. Sonraki alanda bak bunlar kayboldu. Şu alan eklendi. Ama burada kaybolan alanda eklenen alanda 18 pi oldu. Aslında burada 100 yalanı ne olmuş oldu? Değişmemiş oldu. İlk başta alana baktığımız zaman yani cevap buradan böyle ne çıktı? 72 pardon 108 pi çıktı. A bize kaç pi birim karedir diye soruluyor. Cevap o zaman 108 pi birim karedir diyeceğiz ve cevaba 108 diyeceğiz geçeceğiz. Evet geldik örnek 16'ya. 64 tane birim küpten oluşan bir küpten. Evet 64 tane birim küp. 4 burada 4 burada 4 burada 64 olduğu belli. Şimdi bir küpten şekildeki gibi yarıçapı bir birim olan silindir çıkarıldığında. Şimdi yarı 1 bir birim olan silindir. Gerçekten bu da bir, bu da bir, bu da bir, bu da bir görüyorsun. Tam şuradakilere teğet olacak şekilde bir silindir çıkartacağım. Yani bir küpü silindir şeklinde oyuyorum. Peki. Çıkarıldığında 12 tane birim küp zarar görüyor. Hmm. Ben buradan şöyle silindiri çıkarttığım zaman. Hocam yüksekliği bir ya da birden azsa. Bak bir ya da birden azsa. Kaç tane birim küp zarar görüyor? Hocam şuradaki 1 2 3 dört tane birim küp zarar görüyor. E, yüksekliği bir ya da birden azsa. Hocam. Sonra yüksekliği birden fazlaysa ne oluyor? Hocam bir dört tane daha birim küp zarar geliyor içerideki. Sonra bir daha böyle ikiden fazlaysa ne oluyor o zaman? İkiden fazlaysa yine dört tane daha birim küp zarar görüyor. Zaten çıkarıldığında on iki tane birim küp zarar görüyormuş. Yani ben her bir birimden sonra dört tane birim küpün zarar gördüğünü biliyorum ve anladık mı burada? Anladık. Bak tekrar söylüyorum. Burası önemli. Şuradan şöyle bir silindir çıkartıyorum. Ee, bir ya da yüksekliği bir ya da şu içerideki silindirin yüksekliği bir ya da birden azsa dört tane birim küp zarar görüyor. Şöyle şöyle baktığın zaman şuradaki, şuradaki, şuradaki ve şuradaki. Sonra yüksekliği birden fazlalaştırdığım zaman 1 ile 2 arasında olduğu zaman hatta 2 de olabilir. Bir 4 tane daha oluyor. 2 ile 3 arasında bir 4 tane daha oluyor. İşte burada o zaman 12 tane birim küp zarar görüyorsa bizim yüksekliğimiz ne olmak zorunda? En az şurada. Şu aralıkta olmak zorunda. Hatta şuraya kadar da gelebilir tabii ki yüksekliği. Yeter ki buradaki 3'ü geçmesin. 3'ü geçtiği zaman tam 3 bunun yüzeyine denk geliyor. 3'ü geçtiği zaman da buradaki birim küpler da zarar görecek o zaman. Şimdi buna göre oluşan yeni cismin yüzey alanı en fazla kaçtır? He dur. Şimdi, şimdi ben bunun için oydum mu? Oydum. Yüzey alanının en fazla olması için oyuğun en fazla olması lazım. Oyuğu en fazla yapmak için o zaman yüksekliği ne yapacağım hocam burada? Olabildiğince ileri doğru götürmem lazım. Yani 12 tane birim küp görüyorsa her bir santimetrede bir birim kütü. O zaman burada da şuraya kadar götürmem lazım. Yani silindirin yüksekliğinin kaç olması lazım arkadaşım? Tamı tamına 3 olması lazım. Çünkü içeriği oyabildiğim kadar oyayım ki içerideki yüzey o, o olabildiğince artsın. Yani şurada bir silindir var ya şöyle göstereyim istersen. İçerideki silindiri göremedin büyük ihtimalle. Ee, şöyle şöyle ve şöyle bir silindir oluyor. Şöyle ve şöyle bir silindir oluyor. Hatta şu yüzeyleri de şöyle şey yapabiliriz. Hatta tam şuna değecek böyle. Şöyle bir silindirle karşılaşıyoruz. Bunu içeri doğru oya, oyabildiğim kadar oymam lazım. Yüzeyini arttırmam lazım ondan dolayı. E o zaman yüzey alanının en fazla kaçtır diye soruluyor bize. O zaman yüzey alanının en fazla olması için yüksekliğini kaç seçeceğiz? 3 seçeceğiz. Şimdi biz yeni oluşan yüzeyde parça çıkartma olaylarında ne yapıyorduk? İlk başta ilk alanımızı yazıyorduk. Hocam bir kenarı 4 birim değil mi? Bunun 4. 6 tane 4'ün karesi bize tam yüzey alanını verir. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra eklenen parçaları ekleyeceğiz. Eklenen yüzeyleri ekleyeceğiz. Çıkarılan yüzeyleri çıkartacağız. Ama nötrleyenler var mı diye bakacağız. Hocam nötrleyen çıkan parça. Bak bakayım bu çıkan parça. Arka tarafı delip geçti mi? Geçmedi. Yüksekliği 3 birim olduğu için. Arkada da aynısı oluştu mu bunun? Şuradaki alan burada da oluştu. Hocam buradaki çıktı. Buraya ne yaptı? Eklendi. O zaman burada kalanlar ne oldu? Şurada kalanla şurada kalan birbirini nötrlemiş oldu. O yüzden burada kalanı çıkartmama gerek yok. Çıkartırsam arkada kalanı da ekleyeceğim. Yani nötrlemiş oldu. Tamam. Çıkan parçayı değil de içeride oluşan ne var burada? Hocam buradaki silindirin yanal alanı ekstradan bir yüzey oluşturdu orada. Yani şöyle düşün. Önceden küpü boyuyorsun. Şu yüzeyi boyadın. Ama şimdi delik açıldığı zaman içindeki yüzeyi de boyayacaksın böyle. İçindeki yüzeyi de silindirin yanal alanı değil mi? Evet. Yarı çapı kaç bunun? Hocam yarı çapı bir. Yüksekliği kaç? Yüksekliği de 3. O zaman yanal alanı ekleyeceğim. Yanal alanda nedir? 2 pi r çarpı yüksekliktir. O zaman cevap ne olacak? 16 çarpı 6. 96 artı. Bu da 6 pi mi yaptı? Evet. Cevap 96 6 6 pi yapar. Ha şöyle de sorulabilirdi. Yeni oluşan yüzeyin alanı en fazla kaç birim kare artar diye de sorulabilirdi. O zaman şunu eklememize gerek kalmayacaktı. Bu hocam nötrledi zaten burası. Şuradaki yanal alan eklendi yanal alanda ne yaptı? 2 pi re çarpı h yaptı. Yani 6 pi yap deyip geçecektik dostlar. Evet örnek 16'yı böylelikle 96 artı 6 pi şeklinde bulduk. Geldik en kısa yol problemlerine. Evet en kısa yol problemleri. Yani yüzey soruları yani karınca soruları gibi düşünebiliriz. Hadi gel şimdi bunu birlikte öğreneceğiz. Arkadaşım şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Animasyonu da biraz sonra göreceğiz zaten. Şimdi bu bir silindir. Bir bana bak şöyle bir. Bu bir silindir şöyle. Silindirde dikkat et. Bak 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 bak. Şuradaki noktaya dikkat et şimdi. Bu, bu tepedeki ve aşağıdaki noktaya dikkat et. Tepedeki noktaya dikkat ettiğin zaman sen şu elimi tepedeki noktaya koyuyorum hatta. Şöyle tepedeki noktaya koydum. Nasıl göstereyim ben sana? Heh. Elimi tepedeki noktaya koydum şöyle. Açacak olursam bak elim tepedeki noktada şuradaki noktadan açıyorum. Yani şuradan kesip açtığım zaman dikkat et. Burası A noktasıysa açtığım zaman hocam A noktası hem burada hem de burada oldu mu? Oldu. Açılışta buradaki harflere dikkat edeceksin kardeşim. Tamam Çünkü şuradan kesip açıyorsun burada. A noktası burası bak A noktası şu elimin olduğu yer hatta şu elimin olduğu yer açtım bir buraya bir de buraya denk geldi gördüğün üzere yani açılışlarda burada buna dikkat edeceksin harflere dikkat edeceksin açılımında burada da zaten gösterdik e, bu açılımda da nasıl olduğunu da zaten ilk dersimizde burada şeyde göstermiştik şu hemen döneyim şuraya burası ne oluyordu şunu açtığın zaman hocam A bak buradayken açtığın zaman şöyle şuraya denk geliyor burası da ne oluyor bu dairenin taban çevresi kadar olduğunu da söylemiştik İşte burada yine Yüzey sorularında açacaksın kardeşim. Açtığında karıncanın nereden nereye gittiği önemli. Bak nereden nereye gittiği önemli. Şimdi ilk silindire bakalım. İlk silindire baktığımız zaman hocam sadece ön yüzeye gidiyor. Yani açılışta bir açmadan önce bir ön yüzey var bir de arka yüzey var ya. Ön yüzey ve arka yüzeye bakacak olursak o zaman sadece ön yüzeye gidiyorsa yüzeyin yarısını gidecek. O zaman şöyle bir animasyonu görelim bakalım şurada. Hemen şuradan açıyoruz böyle kartonu. Silindir şeklindeki kartonu. Açtığımız zaman bak C nerede kaldı ortada kaldı. A'dan C'ye gidecek kardeşim. Bu şekilde. Şimdi ikincisine gelelim. İkincisine geldiğimiz zaman da A'dan bak bir ön yüzeye gidiyor bir de arka yüzeye gidiyor. Şurada görüyorsun. Ön yüzey ve arka yüzey önemli olan nereden başlayıp nereye gittiğin. A'dan başlayıp D'ye gidiyorsun. O zaman açılışı yapalım seninle birlikte. Hemen açıyoruz böyle. Hop. A, D sol sağ oldu. A'dan başlayıp D'ye gidecek. Bak işte yüzeyimiz bu şekilde oluyor dostum. Tamam. Buna dikkat edeceksin sadece. Burada da şunlar ne oluyor tabii ki? Hocam burası 2 pi kadar oldu. Oluyor ya o zaman burası pi pi olur burası da h olur sonra burada pisagor yaparsın. Burası 2 pi'ye kadar oluyor. Burası h oluyor burada pisagor bağıntısı. Ya da şurada pisagor bağıntısı yaparsın. Peki şuraya bakalım. Şuraya bakacak olursak da hocam buradan geliyor. Ön yüzey bir de arka yüzeyden e'ye kadar geliyor. E e'yi de tabi şurada bunu da göstermek lazım. Tam böyle orta noktası olsun mesela buradan. Yine aynı şekilde açılışı düşüneceğiz. Önemli olan nereden nereye geldi. Gör animasyonda şimdi açıyoruz şimdi AD'den dolayı. Açtık şöyle. Nereden nereye gidiyor? A'dan başlayıp E'ye gidiyor. Bak dikkat et. Oradaki E nerede? DC'nin tam ortasında. Silindirde DC'nin tam ortasında gösterilmiş ya. Orada da açılışla DC'nin tam ortasına götüreceksin. Ondan sonrasında da ne yapacaksın? Burası 2 pi kadar ya. E o zaman burası ne oluyor? Hocam pi kadar oluyor. Burası da pi bölü 2 kadar oluyor. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı yaparsın. Olayı bitirsin. Tekrar söylüyorum. Şu ön yüzeyi açtığın zaman bak burası pi yapıyor. Bak burası pi kadar oldu. Sonra bu da şunun tamamının yarısı oluyor. Bu yan tamamının yarısı kadar gideceksin. İşte aç açılışlarda buna dikkat edeceğiz kardeşim. Açılışlarda buna dikkat edeceğiz. Peki hocam başka bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Bir de şöyle tur sayısı da olabilir. Mesela şöyle bir silindir olsun elimizde. Şöyle bir silindir olsun ve karıncamız şöyle gitsin. Hocam geldim şöyle. Hop bir tur attım. Bir de bir daha bir tur attım. Böyle geldim. Bunun açılışı ne olacak o zaman? Hocam yükseklik yine H oluyor. Bu sefer tur sayısına bak. Hocam bir tur böyle attım. Bir tur daha böyle açtım. O zaman bunu açarken bir tur 2 pire kadar ya. O zaman bir tur daha attım. 2 tur olduğu için çarp Peki diyeceğim buraya. Buradan buraya doğru gideceğim böyle. Şunu şöyle göstereyim. Hocam başka türlü şöyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Mesela geldik. Hocam buradan başlayıp şöyle bir tur attım. Bir de böyle yarım tur attım. Önemli olan tur sayısı kadar açılım yapacaksın. Bunu da açarken şöyle yüksekliği yine aynı olacak. Yükseklik şu şekilde haş yapacaksın. E Ondan sonra ne yapacağız hocam burada? Hocam böyle bir tur gittik. Bir de ön yüzeye gitti. Yarım tur gitti. Yani bir buçuk tur atacaksın Yani iki pire tam tur artı pire de yarım tur. Buradan başlayıp şuraya kadar gidip pisagor bağıntısı da bu şekilde yapacaksın dostum. İşte yüzey sorularında buna dikkat edeceksin açılışta. Bir de tur sayısına dikkat edeceksin. Tur sayısı e, hocam tur sayısı bir tur olmayabilir bir buçuk tur olmayabilir. Yani iki tur olmayabilir. Şöyle olmuş olsaydı şöyle gelip şöyle gelip bir de buraya kadar gelmiş olsaydı. Hocam o zaman şuradan şuraya kadar bak dikkat et. Şuradan şuraya kadar bir tur. Buradan yarım tur bir de buradan nereye doğru geliyorsa. Bu yarım turunda atıyorum böyle böyle eşit gelmişse o yarım turunda yarısı ya da üçte biri ya da dörtte biri şeklinde de açılışını düşünüp ona göre işlem yapacaksın. Silindirlerdeki yüzey soruları da aslında çok kolay sorulardır. Rahat bir şekilde yaparsın. Korkma. Evet hemen gel bakalım öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Ne yapmış burada? Hocam sadece ön yüzeye gitmiş. Hemen bunun açılışını yapıyorum. Açılışını yaptığım zaman ön yüzey yarı yüzeye kadar gidecek. Hop bu kadar gidecek yani. Bizden bu x uzunluğu isteniyor. Yükseklik kaç? 8 pi. Hocam yükseklik 8 pi. Burada yükseklik 8 pi'yi yazdım. Sonra burası da 2 pi'ye kadar olacak. 2 pi r. Yarı çap altı olduğu için 12 pi oldu burası. E sadece ön yüzeye gittiği için bunlar bunlar birbirine eşit olacak. 6 pi 6 pi yaptı burası. E buradaki Pisagor'dan 6 8 10 üçgeninden cevaba 10 pi diye ulaşırız. Evet A şıkkının cevabı 10 pi oldu. Geldik ikinci şıkka. İkinci şıkka bakacak olursak hocam şöyle bir tur atmış. Bir daha bir tur daha atmış. O zaman ben bunu ne yapacağım? İki defa açacağım. Geldim iki defa açtım. Yükseklik hala sabit. 15 pi. 15 pi yüksekliğinde karınca gidiyor çünkü şöyle. Dikkat et. Tamam mı? E o zaman burası ne olacak hocam? İki tur attığı için hocam Burası normalde bir turda 2 pi r kadar oluyor. Ama iki tur attığı için çarpı 2 diyeceğim. O zaman burası kaç yapıyor? 8 pi yapıyor. 8 pi. Buradan başlayıp şuraya gideceksin böyle. E 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevaba 17 pi diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Cevabımız böylelikle 17 pi yap. Yüzey soruları önemli. Yani kolay sorulardır. Rahat bir şekilde yaparsın. Önemli olan bir tur ya da yarım tur ya da bir buçuk iki tur. Onlara dikkat edeceksin. Yüksekte sabit kalıyor. Ha normalde bu açılımda biz Böyle gittiği zaman yükseklik 8 pi oluyor diyordu da. Bu şekilde gelirse şuraya kadar gelirse. Atıyorum burası 6 pi olursa. Açılışta o zaman buraya 6 pi kadar alacaksın. Buna da dikkat et. Tamam mı? Ona da dikkat et lütfen. Ee, önemli olan şu yüzeyde gittiği yüksekliği alacaksın. Tamam. Evet. Böylelikle öğrenme alındı bu işi öğrendik. Şimdi örnek 17'ye bakalım. Silindirin yarı çap uzunluğu 3 bölü pi olarak verilmiş. Hemen şöyle 3 bölü pi'yi gösteriyoruz. 3 bölü pi. ilginç bir yarı çap verilmiş. Yüksekliği de 8 verilmiş. Tamam. Şimdi bu şekilde gittiği zaman ne yapıyor? Hocam tam tur atıyor. Yani A'dan başlayıp açılımını yapacaksın böyle. Açılımını yapalım. Hocam harfler önemli. A iken açıldığında burası da A. D iken açıldığında burası da D. C nerede kalıyor? Burada kalıyor. B nerede kalıyor? Burada kalıyor. Önemli olan nereden gidip nereye gittiği. Nereden başlayıp nereye gitti? Hocam A'dan başlayıp D'ye gitmesi şu şekilde. Hocam A'dan D'ye ben bu şekilde de gösteririm. O zaman şöyle giderdi kardeşim. Yükseklik üzerinden giderdi. Bak gittiği yolda göstermiş. Yan yüzeyden gideceksin. Yani açılışını yan yüzeyi aç açıp o şekilde gideceksin. Buradan buraya doğru gittik. Eyvallah. Burası kaç? 8. Burası 3 pi olduğu için burası taban çevresi kadar olacak. 2 pi re. Yani 3 bölü pi. Pi'ler gitti. Burası da 6 yaptı. O zaman 6, 8, 13 geninden cevaba ne diye ulaştık? 10 diye ulaştık dostlar. Yani buradaki karıncanın gidebileceği en kısa yol 10 yaptı. Yarı çap uzunluğu 6 birim yüksekliği 12 pi birim olan silindir tabanda dik bir düzlemle şöyle kesildi ve iki parçaya ayrıldı. Ve bu şekilde kesim yapıldığı zaman yüzey alanı 144 kök 2 pi birim kare artmaktadır. Dikkat 144 kök 2 pi birim kare artıyor. Neresi? Fazlalaşan alan var o zaman. Silindirin alanı normalde bak bu taban alanları var elimizde. Dikkat et şimdi. Hocam şu taban alanı burada var zaten. Bu taban alanı burada var. E burası burada var. E burası da burada var. E da burada var. Yan yüzey alanında. Bir burada var bir de burada var. A ekstradan şu alan arttı mı? Arttı. Hatta bu alan aynı şekilde burada da var. Artan alan neresi oldu o zaman? Toplamda bu iki dikdörtgenin alanı oldu. Bu iki dikdörtgenin dörtgenin alanı ne yapıyor? Toplamda 144 kök ise o zaman 72 kök kim yaptı burası? Evet, hatta 72 kök pi yaptı bunların tek tek alanları. Sonra yüksekliği bize ne vermişti? 12 pi olarak vermişti. O zaman burası 12 pi ise ve bir alan 12 72 pi, 72 kök pi ise 12 pi ile neyi çarparsam şimdi tabanda dik bir düzlemle kestim ya o zaman burası dik dörtgen oldu. Ee, ben 12 pi ile neyi 6 kök 6 kök köklüye çarparsam 72 kök pi'yi elde ederim? O zaman burası 6 kök ki olarak çıktı mı çıktı? Evet gelelim şuranın altı kökü olduğunu gösterin. Şimdi ben burada ne yapmışım? Şu şekilde zemine dik bir şekilde bir kesim yapmışım. Ve bir büyük parça var elimde bir de küçük parça var elimde. E büyük parçanın üstünde olmaz mı şuradaki merkez? Evet merkezimizin burada olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında ne yapacağız? Burada bizden bir karınca sorusu isteniliyor. Karınca sorusu isteniliyor ve K'dan başlayıp hop şöyle şuraya gitmesi isteniliyor. O zaman ben ne yapacağım? Hocam şuradaki yüzeyi açacağım. E normalde silindiri açtığımız zaman ne oluyordu? Hocam bir dikdörtgen oluyordu. Silindirin belli bir parçasını açtığımız zaman da yani silindirin kesilmiş silindirin belli bir parçasını yani şurada daire parçasını da açtığımız zaman da yine bir dikdörtgenle karşılaşmayacağız mı? Evet. Yani şu şekilde açılışı yine şöyle bir dikdörtgen olacak. Dikdörtgen oldu, olamadı. Bir dikdörtgen yapayım şöyle. Dikdörtgeni yaptım ve dikdörtgen açtığım zaman buranın K bak dikkat et. K burada, E de burada. Açtığın zaman K burada, E de burada olacak. Yani şu şekilde şunu sabit bıraktım. Şuradan dolayı şöyle açtım. Tamam? İstersen diğer türlü de zıt da olabilirdi. Ne? bu şekilde açtım. Buradan başlayıp şöyle geldiği için bunu bu tarafa doğru açtım. Ve bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Hocam elimizde ne var? Elimizde şu uzunluk var zaten. Ben buranın 12 pi olduğunu biliyorum. Neyi bulmam lazım? Şurayı bulmam lazım. Burası için dairenin çevresini, daire parçasının çevresini bulmam lazım. Daire parçasının çevresi için bana ne lazım? Hocam merkez açı lazım. Hemen bir merkez açı oluşturuyorum. Bak şuna ait bir merkez açı oluşturuyorum. Şöyle hocam yarıçap çap 6 6 verilmişti. Aa 6 6 ise burası da köklü olduğundan 6 köklü oldu. Burası da da 270 derece oldu. O zaman 270 derecelik yay uzunluğu oldu burası. Hemen 270 derecelik yay uzunluğunu hesaplıyorum. 2 pi r. 6. 270 bölü 360 bana bu yay uzunluğunu verir. O zaman sıfırlar sadeleşsin. E, 6 kere 2 12. 12'ye bölsen 36'yı 3 yapıyor. O zaman burası da 9 pi mi yapıyor? Aynen öyle. Burayı 9 pi bulduk. E artık şurada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak eğer. Hocam Pisagor bağıntısında bir kenar 9 pi diğer kenar 12 pi. 9 12 15 üçgeninden dolayı burası da 15 pi oldu mu? Oldu. Evet cevabımız böylelikle 15 pi oldu. Bu da güzel bir soru. Klasiğin dışında bir soru oldu. Bir de böyle klasiğin dışında bir soruyla bir soru yazıp bu şekilde işi bitirmek istedim dostlar. Bu da yani şurayı biraz açar. Yani hep klasik sorularda silindirin işte ya bir tur atacak ya bir buçuk tur atacak ya da işte atıyorum iki tur şeklinde atacak. Ama bu şekilde olup silindiri kesip belli bir parçasında döndürmede de neye dikkat edeceğiz? Hocam şuraya dikkat edeceğiz. E buraya açacağız. E silindir açtığında dikdörtgense silindirin belip parçasını açtığın zaman da dikdörtgen. Yani silindiri açtığın zaman sen şöyle bir şey oluyor ya. Hocam şuraya kadar ki açık kısmı atıyorum şurası iken, Diğer kısmı da o zaman şurası yapmıyor mu arkadaşım? Yapıyor. İşte biz buradaki kısmı açtık. Sadece şuradaki kısmı açtık. Orada da bunun yay uzunluğu lazımdı. Yay uzunluğu deyince merkez açı lazım dedik ve bu merkez açı oluşturunca da yarı çapında alt olduğunu gösterince de cevaba da güzel bir şekilde ulaştık. Evet. Böylelikle bitirdik gençler. Bitirdik. Vallahi bitti güzel bir şekilde bitti. Silindirle de ilgili sanırım. hemen hemen her soru tarzını gördük. E o zaman bu bitirdiysek ne yapıyoruz? İşin en güzel kısmına geliyoruz. Şuraya geldik. Ne yapıyoruz? Tiki atıyoruz. Atalım bakalım tiki. 47. günü hop şöyle tiki attık. Bitirdik burayı da. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Az kaldı. Sonra ne yapıyoruz? Hocam şurada da gelip şu tiki atalım. Silindir 1 ve silindir 2 bitti. Ve ödevimiz de var burada. Ödevimiz de ne diyor? Hocam ödevimiz de 244. Kitap soru bankasındaki bir de bunun soru bankası vardı. Soru bankasındaki 244 ve 249. sayfalar arasındaki yerler ödev. Sonra bakıyoruz ki şurada haftalık programda 24. haftayı da bitirmiş bulunuyoruz. 47. gün bitti. Dolayısıyla silindir bitti. Eee, hocam haftalık programda takip edenler. Son haftadayız. Son son son. Piramit, koni, küreyi bitirince bu olay bitecek. Yani 48, 49 ve 50. günler bitince bu olay bitecek. Şükür. Sona geldik. Çok şükür ve güzel bir şekilde gidiyoruz. Animasyonlarla da destekleyerek sanırım katı cisimlerdeki anlama düzeyini biraz daha bir tık daha üst seviyeye çekiyoruz gibi düşünüyorum. Haklı mıyım haksız mıyım onun kararını artık siz verirsiniz. Çünkü animasyonu bu kadar yaptık. Katı cisimlerde de yapmazsak ayıp olur. Asıl katı cisimlerde lazımdı zaten bu animasyonlar. Neyse böylelikle bu dersi yani bugünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 48. derste piramitte görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. Dostum beğen abone ol bize bir destek çık ya. Bunlar da bizim için gerekli. O yüzden beğen ve abone ol. Görüşürüz.